Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Valla bugün kendimi halsiz hissediyorum arkadaşlar. Niye öyle ya? Ya bebeklerim, babanız niye bugün böyle halsiz gibi? Bir enerjisi yok, bir motivesi yok, bir şey yok. Ne oldu bu baba ya? Hatta dedim video çekmeyecektim bugün, açık konuşayım size. Dur işe bak, dur babacığım, dur kurban olurum size. Sonra dedim şimdi bizi seviyorsunuz, izliyorsunuz. Her gün de video atmaya alıştırdım sizi. Şimdi dedim video atmazsak ayıp olur. Kimsenin dedim gönlü kalmasın, kimseye ayıp etmeyelim. Sizleri dedim videosuz bırakmayayım arkadaşlar. Ya gene uçmuşsunuz yorumlara. Dün Faysal'ın videosunda var ya, dün bir baktım video. Daha yeni atıldı. 2000 izlenmiş, 1000 tane yorum var. Ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gözünüzü seveyim ya. Tabii çok güzel. Ben mutlu oluyorum öyle görünce, şaşırıyorum yani harbiden. Bildiğiniz savaş veriyorsunuz yani yorumlar için. İyi ki varsınız. O güzel yorumlarınızın hepsini okuyorum. Beni emin olun mutlu ediyor, motive ediyor, stresinden uzaklaşıyorum. Yani beni desteklediğinizi görmek, yanımda olduğunu görmek beni dimdik ayakta tutuyor arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ben bu kadar sık video atmıyordum. Beni izleyenler bilir ama hani bu kadar sevildiğimi bilmiyordum yani. Dedim beni bu kadar harbiden bu insanlar seviyorsa onları dedim videosuz bırakmak da bana yakışmaz. Yorumları okuyacağım demiştim değil mi? Kaç videodur okumuyordum. Kusura bakmayın, özür dilerim. Şimdi gelin. Onun için size bir sürprizim var. Ne yapmışım göstereyim. Sizler de o sırada beni kırmayın. Şu videoyu bir beğenirseniz. Bir de yorum da atın. Bir de abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu arada dün baktım ben kanala. Çoğu kişi abone ama bildirimleri açmamış arkadaşlar. Bu abone ol butonunun yanında bir zil var. O zile tıklayın, tüm bildirimleri al derseniz her attığım videodan ilk siz haberdar olabilirsiniz. O bildirimleri açın. Gözünüzü seveyim ya. Kırmayın beni ya arkadaşlar. Bu arada Bağcı'da her şey stabil. Bugün de yağmur mu yağacak, yağmayacak mı belli değil. Hava bir kapanıyor, bir açılıyor. Çözemedim valla. Bugün ama kendimi böyle bir şey hissediyorum. Herhalde rahat uyuyamadım diye mi? Kötü hissediyorum yani. Bir enerjim yok, bir şeyim yok. Biraz gergin gibiyim de. Hiç konuşmuyordum bile. Videoyu bir açtım gene ağzım laf yaptı. Demek ki benim kendime gelmem için video çekmem lazımmış. Ben de az önce odun yoktu biliyorsunuz bahçede. Arkada benim eski çektiğimiz çamlar vardı ya, onları biraz getirdim buraya arkadaşlar. Köpeklerin yemeklerini yapacağım, ayarlayacağım. O çamları biraz parçaladım, oraya dizdim. Şimdi bunu da parçalayacağım. Bakın bugün size ne sürpriz yaptım ben. Aha. Bak. Bundan sonra her yorumunuzu böyle videoda arkadaşlar arkama bir tane tahta koyacağım. Bu tahtaya yazacağım yani. Her videodan 5 kişi seçeceğim bu arada. Şimdi herkesi yazarsam eğer yorum atan, bu sefer video komple yorumları okumayla geçer. Ona da ayrı bir video yaparız yarın bugün istiyorsanız. Bugün en çok yorum atan kişileri seçtim arkadaşlar. Seyfi Kaya 3280. Bazıların bu arada ismi hani ismi soy ismi yazmıyor. Örnek veriyorum bak burada User. Ya ben User de olsa yazdım. Kimsenin dedim hakkına girmeyelim. Seyfi 3280, Hüseyin WK9X, Emircan 67E27, User UH9OWYEYZİ, Orhan Tunas 8955. Bu arada arkadaşlar kalemim bitmiş. Orada yazana kadar canım çıktı. Kusura bakmayın. Bugünlük böyle olsun. Çarşıya gittiğim zaman iyi bir kalem alacağım. Ama sizce bu nasıl oldu böyle? Hem dedim videoda takipçilerimin ismi görünsün. En çok yorum atanların ismi görünsün. Onlar dedim her fırsatta göreyim yani. Normalde ben sadece ekrana yorumları koyuyordum. O da hani bir 5 saniye görünüp geçiyordu. Şimdi tüm videolarda hep böyle her videoda yapacağım. Tahtada böyle yazacak isimleriniz. Bence sizce nasıl? Bence güzel fikir. Abi kalemi bir yenilersek daha iyi olacak. Bu arada yazım biraz kötü olabilir. İdare edin. En son okula giderken yazı yazıyordum. O zamandan beri yazı yazmayınca unuttum vallahi arkadaşlar. Gelin ilk bir bahçeyi gezelim. Köpeklerin bir son durumlarını görelim. Ben de bugün yavrulara şimdi yemek yapacaktım. Dedim o yemekleri yaparken, bir de diğer köpeklerin yemeklerini hazırlarken sizlere bir video çekeyim dedim. Yemek videolarını seviyorsunuz diye. Soruyorum gelsin diyorsunuz. O zaman dedim artık her yemeği çekeceğim abi. Ama dün çekmedim bak yavruları. Dün gene bizim yavrulara şey verdim ben. Lor peyniri verdim. Sadece peynir veriyorum şimdi. Zaten yiyemiyorlar. Lor peynirini de hepsini yemediler. Yarım kilo lor peyniri veriyorum, yiyemiyorlar. Daha ufaklar ya arkadaşlar. Onun da kalanını şey yedi. Adını siz koyun. Gece yedi zaten. Bebeklerim ne yapıyorsunuz bakalım? Huzurlarım, güneşleniyor musunuz burada? Dede geldi ya dede. Nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? O kaçtı bir tanesi. Niye kaçtı öyle? Çekiniyorsunuz mu siz bakayım dededen? Benden korkuyorlar mı? Ne yapıyorlar benim bebeklerim? Ay babası kurban olur onlara. Bir maşallah değil nazar değmesin kuzularıma. Artık sahiplendirmelere başlıyorum arkadaşlar. Vermeye başlayacağım.
Instagram'dan bana yazın. Tayfun Demirci TV hesabıma. Artık sahiplendirmeyi yapacağız. Mama karşılığı sahiplendireceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Niye öyle yapacaksın? Diğer evlatlarımızın da mama gelsin daha boğazından yani. Bari onlar hani onlara bir mama gelsin, onların karnını doyurayım dedim. Bence en mantıklısı o şekilde. Mama karşılığı hepsini sahiplendirmeyi düşünüyorum teker teker. Sen nereye gittin kuzum? Nereye? O da gidiyor üzülüyor bak. Sahiplendireceğim dedim ya orada bak içeri gitti ya. O da üzülüyor. Gitmek istemiyor. Ne oldu? Apollo! Ey benim bebeğim. Gece sen bu yavrularına bakmıyorsun ha. Gece arkadaşlar artık yavrular büyüdü diye pek yanlarına bile girmiyor. Arada bir giriyor çünkü ben kapıyı açıyorum yani. Ne zaman koysam 2-3 dakika durup geri dışarı atlıyor. Artık yavrular büyüyor. Artık sahiplendirebiliriz o yüzden. Ondan sonra cıma başka bir değişikliğimiz var mı bakalım. Bak bu arada benim dün çok canım sıkıldı. Haberiniz olsun. Niye diyeceksiniz? Abi ben Faysal'a ziyafet yaptım dün. Değil mi Miyam? Faysal'a ziyafet yaptım. Hani ne bileyim Faysal'ı siz sevmiyor musunuz? Az mı seviyorsunuz anlamadım. Hiç öyle beklediğim gibi tepkiler olmadı arkadaşlar ya. Vallahi çok üzüldüm. Faysal'ımı bu sefer onu çok garip hissettim. Sanki kimsesi yokmuş, kimse sevmiyormuş gibi yani. Çok az ilgi geldi Faysal'ıma. Niye öyle oldu? Bu arada daha kafesini de temizlemedim arkadaşlar. Yeni kalktım. Bugün herhalde ben geç kalktım diye öyle oldu. Normalde ben çünkü erken kalktığım zaman böyle enerjim yerinde oluyor. Geç kalkınca böyle biraz hiç enerjim olmuyor arkadaşlar. İlk dedim hemen bir yemeği halledeyim. Sonra dedim kafeslere girelim. Zaten çok pis değil kafeslerin durumu. Bir pisliklerini alacağım. Gene bir yıkayacağım ondan sonra. Gene yavaştan başlayacak. Vallahi Faysal'ımı çok garip hissettim arkadaşlar. Seviyorsunuz mu sevmiyorsunuz mu? Faysal'ımı yazın. Vallahi dün üzüldüm biraz oğlum. Ya. Dün yemek yerken de ziyafet yaptırırken çok tatlıydı. Birisi de yazmış yorumlara. Abi demiş tavuğa da ziyafet yaptır. Bir dahakine de sıra tavukta. Bir de şey diyenler olmuş. Burada Çağatay abime de selam olsun. O bizim Çağatay abi de arkadaşlar şey hani eskiden benim jokerim vardı ya. İzleyenler o zaman o dönemden izleyenler var mı bakayım Joker'i bilenler yorumlara yazsın. Joker de aynı Isabel'e benziyordu zaten. O Joker'in sahibi işte. Joker şimdi onda. O da demiş bir de kendine ziyafet yap diye. Harbiden doğru söylüyoruz. Demek ki bak beni de düşünen insanlar varmış sağ olsunlar. Hep köpeklere yapıyoruz, hep evlatlara yapıyoruz. Hiç kendimize yapmadık. Bir dahakine de kendime bir ziyafet yapıp video çekeyim mi ne dersiniz? Vallahi ben eksik kaldım ya. Ben de az önce limon yedim işte ne yapayım. Ben de limon yedim. Vallahi arkadaşlar şu sıra kendime hiç bakamıyorum ya. Acayip zayıfladım değil mi? Belli oluyor mu? Belki sakallar uzun diye yanaklarım şiş duruyor. Emin olun onu bir keseyim de yanaklarım da iner. Ha şu tişörtü falan ilk aldığım zaman bana daptar oluyordu. Şimdi şuraya baksana abi. Şuraya baksana ne giysem bol olmaya başladı. Acayip zayıfladım da. Zayıflı da yakışıyor bana ya. Şimdi gelin ilk şey yapacağım. Yavruların yemeklerini hazırlayacağım arkadaşlar. Onlara bugün yumurta yapacağım. Sadece yumurta vereceğim ama içine bulgurmuş, oymuş, buymuş bir şey katmayacağım. Yemiyorlar çünkü abi kalıyor. Anladınız mı? Yemedikleri için boşuna yapmayacağım yani. Ona ben geçen demişsiniz çiğ yumurtanın bazı zararlarını da yazmışlar arkadaşlar. Yani öyle mühim bir zararı yok yani bunu şey düşünün. Örnek veriyorum sen gofret yiyorsun. Gofret normalde sana zararlı insan olarak yememen lazım ama yine de yiyor yani. Ama yesen de abartmadığın müddet bir şey olmaz yani sonuçta. Anladın mı? Gofret belki saçma bir örnek olabilir de aklıma bir şey gelmedi. Ya o tarz yani. Birisi de yazmış çiğ yumurtayı çiğ verirsen hiçbir faydası yok diye. Ne alakası var? Şimdi onu anlamadım ben. Ne alakası var? Çiğ yumurtayı çiğ verirsek nasıl faydası olmuyor yani? Onu da ben çözemedim de. Ha bu aynı şeye benziyor ama sen sebzeyi mebzeyi pişirmeden yersen hiçbir faydası yok sana. İlla pişirmen lazım. Halbuki çiğ bence daha iyi. Niye? İçindeki vitamini bir şey ölmüyor. Direkt içindeki hayvan proteinini, vitaminini hepsini alıyor yani arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi ben öyle düşündüm. Bana da öyle geldi. Çünkü hiçbir şeyini öldürmüyorsun. Pişirdiğin, kaynattığın zaman illa içindeki mineraldir, odur budur ölebiliyor bazen. Fazla pişirirsen cart çurt. O yüzden gayet bence çiğ de iyiydi de şimdi haşlayacağım. Niye çiğ vermiyorum şimdi? Haşlayınca dedim ya size geçen aroması daha yüksek olur diye. Daha çok severler, daha iştahlı yerler. Öyle düşündüm. O yüzden dedim onlara haşlayayım bir vereyim. Günde iki öğün veriyorum şimdi onlara arkadaşlar. Hep peynir veriyordum işte. Zaten iki öğün dedim de mesela yarım kilo peyniri koyuyordum yemiyorlardı. Akşam da bir daha yiyorlardı onu. Yani bitene kadar da bitiremiyorlardı gene. Gece yiyordu ondan sonra. Şimdi gündüzleri diyorum sabahları yumurta vereyim kahvaltı yapsınlar. Akşam da gene peynir meynir. Tavuk aldığım zaman bu sefer tavuk suyu kaynatacağım. Gene vereceğim onlara bir tavuk suyu içsinler. Öyle öyle devranı döndüreceğiz arkadaşlar. Köpeklere de bugün yemek yapacağım. Gene kazanda ya hiç odun yok hiç. İşte arkadan çektim şunları. Yapabildiğimle yapacağım. İdare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi buna yeter mi şeyi kaynatmaya?
Köpeklerin yumurtasını yapacağım bunda. Bu yumurtayı kaynatmak için arkadaşlar. Tamam mı? Dur bakayım, çakmağı unutmuşum. Şimdi şunu ufaktan bir ben tutuşturayım. Sonrasında da şey yaparız. Yumurtayı üstüne koyarız, o kaynar. Zaten fazla kaynatmayacağım yumurtayı. Niye? Rafadan olması daha iyi. İçindeki vitamini o bu falan filan ölmesin. Bugün de artık bana Faysal'ın samanları eşlik edecek. Bu olduğu zaman daha hızlı yanıyor, kurumuş ya. Bunu bugün akıl ettim. Dedim bari dökülenleri alayım da ateşi dedim onunla daha kolay tutuştururum. Çamı da koydum, hızlı yanar yani. Hadi bakayım aslanım, yan şöyle güzel. Uğraştırma beni. Oh. Biz abi eski usul devam. Tüpe mümeye gerek yok. Ataş var, ateş neyimize yetmiyor, ataş. Doğada yaşıyorsun, tüple ne işin var? Bu çamaşır kazanı var ya, akşam bir zevkli oluyor. Akşam da yakayım bunu böyle. Etraf böyle bir aydınlanıyor on numara, tamam mı? Hem de iyi bir sıcak tutuyor. Bir de ocak niyetine yaptım işte şunu bak. Aa, şöyle de bir kapağı var. Böyle bir kapak yaptım ona. Ortasına da işte böyle çaydanlıktır, tenceredir, odur budur, onu koyuyorum. Mesela kendime yemek yaparken bile bunda yapıyorum ben, emin olun. Buna koyuyorum abi ortasına tavayı. Ondan sonra yemeğim orada pişiyor. Şimdi şu yumurtayı kaynatacağım kap. Köpeğin su kabıydı, aldım dedim bununla bir yumurtayı kaynatayım. Tamam mı? Aha. Şunu da şöyle ayarlayayım. Bakayım haşlanmış yumurta ilk defa yiyecekler. Nasıl yiyecekler merak ediyorum tepkilerini, bebeklerimin. Dur yumurtayı nereye koymuşum ben? Aha şurada. Şimdi kaç tane yumurta koysam? Bir bakayım. Zaten toplam 5 tane var mı sizin? Toplam 5'ini de koyayım. Bunlar 5'ini gene yiyemez de. Olsun. Şimdi aha şöyle suyunu da ekleyeyim. Tamam, tutuştu mu bu? Şey var ya, içinde çam var ya arkadaşlar. Çam olduğu için tütüyor. Tütmesinin sebebi ondan yani. Hadi bakayım aslanım yani. Şimdi bu arada bende balta yok. Ya baltam vardı biliyorsunuz, o baltanın şeyi kırıldı. Sapı. Daha yaptıramadım onu. Bir arada çıkardım ağzını biletmeye götürmeye. Adam gelmiş bilemeye 150 lira işte dedim. Yeni balta mı aldı 100 dedim. Ondan sonra onu da biletmedim, öyle kaldı. Şimdi tarayla şu çamın kolları var ya. Bunları şöyle bir sıyırıyorum arkadaşlar. Bakayım. Dur şunu bir ortalayayım da ben. Yanmışken şeyi bekledim. Köşeye koydum ki iyice yanmasını bekledim. Yoksa hava kesilince şey oluyor, sönüyor. Bu tahra güzel işimi görüyor. Tahrada ağız yok. Bildiğin ağzı komple yamulmuş, keskin olsa hiç böyle bir kere vururum direkt düşer de, keskin olmadığı için arkadaşlar böyle uğraşmak durumunda alayım. Şöyle şimdi bunu iyi bir böleceğiz. Bir de şey yapayım, dur. Bir dakika. Şöyle kütüğün üstünde keseyim de öyle daha kolay olur. Şu bir. Buraya dizildi. Bu yedek işte. Çam hızlı yanar. Hızlı geçer. O yüzden yedeklemem lazım. Allah'tan ilk geldiği zaman onları toplamışım da. Kesmişim ya. Bak bu arada bu evinden ilk geldiği zaman tadilat videoları arkadaşlar. İkinci kanalımız Pitbull Ailesi Çiftliği'nde paylaşmıştım. Pitbull Ailesi Çiftliği kanalına da gidip bu eve hani ilk geldiğim zamanları izleyebilirsiniz. Bizim toplam 3 tane kanalımız var. Pitbull Ailesi TV, Pitbull Ailesi Çiftliği ve Tayfun Demirci. Bu 3 kanalı da takip edin. Niye bunu söylüyorum diyeceksiniz. Bazı yeni katılan arkadaşlar bu kanallarımızı bilmiyor. Bilmedikleri için de arkadaşlar hep işte hatırlatıyorum ki millet de bilsin diye. Onları da YouTube'da arama kısmına yazarsanız oradan çıkar arkadaşlar.
Bu da tamam, şu da tamam. Şimdi şu kazanı yerleştirmeden gene şu ateşi bir yakayım ben de, bu söndü mü ya? Anlamadım ki. İşte bak, havasız kalmış, gördünüz mü? Çam attım, çam tıkadı ya ona. Onlar. Az daha şöyle bir iyice alev alsın. De kalın koymadık ya, bu da hemen söner şimdi. Şöyle kalsın bakayım bu yarım da. Şimdi gene şu ateşi bir yakayım, kazanı koyacağım. Köpeklerin de yumurtası açtılar, ondan sonra yavruların bir yumurtasını dağıtırız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ateşe vurayım bakayım. Ya ben eskiden benzin alıyordum, tık döküyordum, hemen tutuşuyordu. Bir dahaki yiğidimde benzin alacağım, hep unutuyorum benzin almayı, hep. Hep unutuyorum, benzin varken o kadar kolay ki bir kapatıyoruz abi. Direkt hemen şey oluyor. Adını siz koyun, yanıyor, hiç uğraşmıyorum bile. Islak da olsa kolay yanıyor da aynı bir... Samanlar da bak aynı işi gördü, samanlar da güzel tutuşuyor. Saman da iyi abi, samanı iyi akır ettim ben. Şimdi şu dalları da şey yapayım. Kestiklerim var ya, şunları da yana atayım böyle. Bunlar yanda hızlı tutuşur çünkü. Şey, ateşe hep destek vermem lazım, yoksa çok uzun sürüyor arkadaşlar. Öyle böyle değil, çok uzun sürüyor, beni çok yoruyor. Abi saman fikri harbiden iyi oldu ha, baksana nasıl yandı. Görüyorsunuz mu? Hemen tuşu, bir de çam da olduğu için çam hızlı yanıyor arkadaşlar. Çamın oyunu seviyor. Ateş yakarken kolay oluyor. Bak şimdi bir iyice tutuşsun o da. Gidip şimdi hemen koyarsan söner, hava almıyor ya. Bizden iyice bir tutuşsun. Hava da bugün gene sıcak ya. Sıcak havada da böyle ateş yakmasıymış, uğraşmasıymış, iş yapmasıymış, adam öyle bir yoruyor ki. Anlatamam size. Ama ne yapalım, söz konusu evlatlar olunca, sıcak da olsa, buz gibi de olsa dimdik durup yapmamız gerekiyor, ilgilenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada dün bir abimiz şey yazmış bana, yorum atmış. Köpekleri demiş, ben de ziyafet yaptırmak istiyorum. Hani ne kadar mal oluyor, nasıl yapabiliriz falan. Arkadaşlar siz de evlatlara ziyafet yaptırmak istiyorsanız bana Instagram'dan, Instagram adresim Tayfun Demirci TV. Oradan ulaşın veya mail gönderin. pitbullailesireklam@gmail.com. Oradan bana mail gönderirsiniz. Oradan detaylı bir şekilde sizlerle konuşuruz. Şimdi yorumlardan ben nasıl iletişim kurayım? Kuramam yani. O yüzden ya Instagram'dan ya da mail üzerinden arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bu iyi yandı, koy. Onu koyduk da kova yok. Şimdi onu koyduk da kova getirmedin ya. Şimdi ufak ufak dökeyim de kazanı çatlatmayalım. Baksana. Belki döktüğüm kova var ya. Onu getirmeyin istedim. Şuna koymazsa kazan çatlar. Yani çam çok yüksek ısı veriyor arkadaşlar. Acayip yüksek ısı veriyor. O yüzden hızlı kaynatıyor. Çamın onu bir seviyorum ben. Tamam beyciğim. Kalmadım lazım. Neyse onlar şimdi iyi bir yansın, köz olsun bakın. Bu hazır. Şu yumurtaya bakalım, gelin. Ay. Acayip terledim ya valla. Öyle böyle değil. Çok fena terledim arkadaşlar. Şimdi bu zaten olmuş herhalde. Çünkü yumurta falan çatlamış ya. Çamın da pisliği içine kaçınca sararmış su. Bu iyi duruyor ya. Ya da 2 dakika daha dursun mu? Bence iyi aslında. Neyse bir kaynasın bakayım arkadaşlar. Tamam mı? O sırada ben de şey yapayım. Yavruların kabını alayım. Kabını bir hazırlayalım. O yumurtaları ona dileceğiz ya. Ondan sonra da onu bir soğuturum şimdi diğer soğuk su koyup üstüne. Sonra bir dağıtırız. Bakayım bebeklerim sevecek mi yumurtayı? Yumurta var ya, 10 numara kaynadı arkadaşlar. Şimdi şu kabı iyi bir yıkayayım. Bu arada videolar uzun mu gelsin, kısa mı? Onu yorumlara yazın arkadaşlar. Uzun mu yapayım, kısa mı yapayım videoları? Ona göre bundan sonra video çekeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi şu kaplar hazır. Şunu şöyle bir koyalım abi. Tamam.
tamam mı? İşte bunu da koydum şimdi. Ben bunu tutma yeri yok. Ben bunu neyle tutacağım şimdi? Şu tas var ya. Dur kendime bir şey ayarlayayım. Aa şöyle bir şey buldum. Tamam. Aba dur kolum yandı lan. Şimdi şunu suyunu bir dökeyim de bak. Bu tasla da yaptık kapkar oldu valla. Tas kapkar. Kapkar oldu da yapacak bir şey yok. Şimdi şuna soğuk su ekleyeyim. Bir şey oldu. Bir de aynı yapalım. Hızlı da soğutayım bunu. Bu arada yavrular acayip parazit döküyorlar ha. Çok parazit varmış hayvanlarda. Vallahi çok parazit varmış. Bu normal. Normal yani, ona yapacak bir şey yok ki. Aha. Şimdi yumurtamız hazır. Arkadaşlar yumurtamız hazır. Kazanımız da güzel kaynıyor. Hazır şuraya bir kendime bir su koyayım mı ya? He ateş yanıyorken. Dur bakayım Raşa, hayır. Ben sonra yaparım ben. Hadi kendime kahve yapacaktım da. Çık bakayım oradan. Hayır dedim sana. Bu sizin değil. Sen yavruyken krem peynirle besledim ben seni. Şimdi şunların hepsini şöyle bir dağıtayım bakayım. Nasıl olmuş? Abi tam olmuş tam. Ne fazla ne az. Ortası olmuş vallahi. 10 numara. 10 numara duruyor. Şimdi şunu şöyle bir ufak edeyim. Ben keşke bir soğusaydı bu ya. Gene sıcak soğumamış ki. Şimdi açtık ya. Şöyle bunu bir paramparça edelim arkadaşlar. Bebekler rahat rahat yiyebilsin. Ama harbiden buna bulgur atsam iyi olurdu gibi. Bak bu az oldu şimdi. Ben peyniri koydum mu çok oluyordu. Niye yarım kilo koyuyorduk? Burada toplasan herhalde 200-250 gram falan vardır da. Neyse akşam bir daha vereceğim zaten. Bulgurla yapsam bunu bulgurla güzel bir harmanlardım. İyi bir yerlerdi. Sizi de mi canınız istiyor? Ama sizin değil bu. Çocuklarım sizinki ayrı yok. Ben de size yemek yapıyorum. Benim de canım çekiyor. Ben de yiyemiyorum ama. Bugün de benim ne hissettiğimi siz hissedin, tamam mı çocuklarım? Duygularımız karşılıklı olsun bebeklerim. Aha, yumurtamız şöyle hazır arkadaşlar. İyi oldu mu? Kap çok büyük ya, bu yumurta az göründü. Buna her 30-40 tane yumurta koymak lazım. Gelin şimdi şu bebelerimin yanına bir gidelim. Onlara bir verelim bakalım, sevecekler mi? Her şeyimiz tamam. Oy oy bakayım bebeklerim ne kadar sevecekler. Hayır gece. Sen, hayır sen istemiyorsun şimdi ben. Sen yavrulara bakmıyorsun, duydun mu kızım? Sen yavrulara bakmıyorsun. Bırak yavruların yesin. Elleme bakayım. Çık bakalım oradan. Ha, ben biliyorsun oraya gideceğimi. Benden önce gidiyorsun. Sen az uyanık mısın sen? Sen az uyanık mısın? Bu ananız var ya size hiç bakmıyor bebekler. Haberiniz olsun. Hayır. Çıkın bakayım. Çıkın bakalım. Dur babanız geldi. Dur. Hayır dedim Ceki. Babanız geldi babanız. Pardon dedeniz. Benim bebeklerim hep çizmiş buraya. Babaları yıkaşın buraya. Yemek yesinler de. Hadi gelin bakayım gel. Gel. Gelin kuzularım gel. Al. Hadi yiyin bakalım gel. Gel hadi. Kışım yemek getirdim gel. Hadi gel. Aha. Hadi herkes yemeğini yesin gel. Gel sen de gel. Orada ne arıyorsun sen gel. Geç bakayım. Hadi. Oo nasıl yiyorlar. Bak bak buna bayılarak yediler. Gördünüz mü bunu? Dur kuzum gel. Hadi geç kaldın. Hadi bakayım hızlı. Heh. Bunu bayılarak yediler arkadaşlar. Babası kurban olur onlara. Yesin benim bebeklerim. Açlarım doyursun karnını. İşte dediğim aroma bu. Mesela çiğ değil de pişmiş yapınca yumurtayı daha çok sevdiler. Ya oğlum içinde gezmesene nimetin. Ve girmiş kapının içinde geziyor fışta. Ah şunu ya. Sen orada köşede kaldın. Vallahi az oldu gibi. Bak buna bak. İlk defa bu kadar iştahlı yemek yediklerini görüyorum abi. Vallahi ilk defa görüyorum. Yumurtaya bayıldılar. Vallahi açlanmış yumurtaya bayıldı harbiden benim bebeklerim. Yesin onlar. Lan arada kaldı yiyemedi. Açın lan. Ya sen var ya sen ne fuşsun. Babası kırıklı girdi direkt yemeğin içine. Baksana şu. Yemek bırakmadılar. Vallahi az oldu. Şekilde nasıl bakıyor garibim. Vallahi az geldi bu yemek arkadaşlar. Daha da takviye yapmamız lazım. Takviye lazım. Baksana. Kuzularım doymadı ki bununla benim açlarım. Doymadı ki benim bebeklerim. Oy oy oy. Babası kurban olur onlara. Doya doya yesinler. Babası bir daha yapar da yumurta bitti. Artık akşama yiyeceksiniz. Ne yapalım? Vallahi yumurta bitti yavrularım. Artık akşama. Tamam mı? Biraz da annenize sütünden takviye yaparız. Ayaklarının altı komple yumurta olmuş. Kabın içinde gezmeyin. Şu çok fırlama. Şu baksana nasıl yiyor bak. Bak. Hiç affederler mi? Hiç affeder mi benim bebeklerim? Doyursunlar karnını bakayım. Kurban olur baba onlara. Kurban. Aşklarım. Heh. Yesinler aşklarım. Çok şükür onları da doyurduk. Değil mi?
Dayırdık. Bebeklerin güzelce yemeklerini yediler. Bir de şimdi güzel bir yıkarım burayı. Burası batmış çünkü. Çok kirlenmiş. Hayır İzabel, sen rahat dur bakayım. İzabel'den biraz çekiniyorum arkadaşlar yavrular konusunda. Ne olur ne olmaz. Tamam mı kuzularım? Hadi ben çıkayım. Hadi çıkın bakayım İzabel. Onları şimdi rahat bırakayım da ben. Çık 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 İzabel. Hemen de döktürmeye başladın kuzum. Fazla mı geldi? Fazla bile yemişler baksana. İzabel sevdi aslında. İzabel'den hiç çekinmemek lazım. Ya İzabel böyle bazen sesi mesi değişik çıkıyor ya. Allah korusun bir şey yapmaz işte. Yaptığını görmedim de ne olur ne olmaz diye. Bazen çekiniyorum. Halbuki İzabel hiçbir şey yapmaz. İzabel oynuyor onlarla. İzabel'in hal ve hareketleri de davranışları da arkadaşlar. Benim bebeklerim güzelce yedi mi yemeklerini bakalım? Doyurdu mu karnını? Kurban oldukları. Ay ay nasıl yediler. Daha o ikisi de orada tabağa sürüyor. Ekmeğinden yiyecektiniz, ekmeğinden. Ekmek de versem güzelce doyarlardı. Şu ateşine bir bakayım. Onları artık akşama takıyor arkadaşlar. Şu an malzeme kalmadı çünkü bir dışarı çıkmam lazım. Bir markete gideceğim. Evlatlara alışveriş yapmaya. Alışveriş videosu da gelsin mi? O da eksik kalmasın, o da gelsin diye. Siz de kabukları mı yiyorsunuz? Yiyin ya. Yolu da o suyu içiyor, es üstü. Önünde taze su var, onu iç. Odun da bitmiş mi? Bitmiş vallahi herhalde. Daha git gel şimdi bir daha odun kes. Allah'ım ya Rabbim. Neyse arkadaşlar, haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.